Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Amazon D üzerinden yaptığım bir alışveriş ve yaşadığım deneyimi sizlere aktaracağım. Biliyorsunuz Amazon Türkiye'de yaklaşık 1-1,5 sene önce faaliyetlerine başladı. Ama öncesinde sanırım 2018 ya da 2017 olabilir. Türkiye'de Amazon D üzerinden de alışveriş yapma imkanı sunulmuştu. Hatta Amazon D Türkçe olarak da kullanılabiliyordu. Hala da kullanılabiliyor bu arada. Amazon D'ye girdiğiniz zaman eğer dil seçeneklerini Almanya'yı işaretleyip dil seçeneğinde Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Böyle bir imkan vardı. Hala da var. Oradan da alışveriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama Almanya'dan alışveriş yaparken tabii ki kargo parası, işte vergisi, şusu, busu gibi bazı şeyleri hesaplamak gerekiyor. Şimdi ben ne aldım? Şöyle bir Sony'nin NP-F970 diye bir pil serisi vardır. Belki bilenler bilir. Şu orijinali, orijinal derken bu da yan sanayisi ama daha düzgün yapılmış versiyonu bu. Bunların içinde işte 18650 dediğimiz pillerden muhtemelen bunda 6 tane var. Bu şekilde bunları nerede kullanıyoruz? İşte lambalar, LED lambalar vardır belki, ha bilenler vardır. Özellikle bizim gibi içerik üretenler kullanıyor. Onların arkasına takıyorsunuz. Bazı cihazlarda böyle fotoğraf ve video işlerinde kullanılan cihazlarda bu tarz. Bunun daha büyüğü var, daha küçüğü var. Farklı farklı kodları olanları da var. Bu pilleri kullanıyor. Yani bu piller normal pillerden biraz daha uzun ömürlü oluyor. Tabii çok fazla büyük oldukları için en azından. Bunları da şarj ederek kullanıyoruz. Tabii ki her şarj edilebilir cihazda olduğu gibi bunların da bir ömrü var arkadaşlar. Bunu ben yaklaşık 4 sene önce falan almıştım. Ve artık yani normalde 8-10 saat, benim LED lambam var, 8-10 saat götürürken artık ya 30 dakika bile çalışmıyor, 10 dakika bile çalışmıyor. Muhtemelen içindeki piller bir kısmı öldü. O yüzden ben de dedim ki, Çin'de araştırma yaparken şöyle bir cihaz buldum. Şimdi bunun aynısı gibi görünüyor. Bakın görünüm olarak hemen hemen aynısı gibi. Bunların detaylarını da vereceğim sizlere. Fakat bu ürüne kalem pil takabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle kapağını da açmış olayım. Siz de şu anda görün. İçine 6 tane kalem pil takıyorsunuz arkadaşlar. Bildiğimiz AA dediğimiz normal kalem pillerden. Bu kalem pillerle beraber cihazın hani bir nevi bu pili bittiği zaman bunu atıyorsun çünkü. Bunun yani ömrü bittiği zaman, daha doğrusu pili bitti demeyeyim ama atıyorsunuz, ama bunlarda öyle bir şey olmuyor. Pillerini çıkartıp kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi nasıl bir macera yaşadım ben ondan bahsedeyim. Amazon D üzerinden ben bu ürünün siparişi verdim. Sipariş miktarı 7.99 euro idi. Benim verdiğim tarihteki rakamın TL'ye karşılığı da 72 TL. Yani sizden TL olarak kesiyor bu arada parayı Amazon. 14 Kasım'da siparişi vermiştim. Ve 17 Kasım'da da kargoya verildi. Kargoyu da takip edebileceğiniz bir sitesi var. Hatta şuradan da söyleyeyim size. Bu da işte ürünle gelen paketimiz. Şöyle göstermiş olayım. Bunun detaylarını da gösteririm size ekranda. Burada şimdi çok belli olmayacaktır muhtemelen. İşte PostNL diye bir yer. Yani Hollanda merkezi anladığım kadarıyla. İşte üzerinde şu var, bu var. Adresim yazıyor, bilgiler yazıyor. Buradan takip edebiliyorsun. Ama düzgün bir takip yapamadım ben. Sitesine de baktım filan. Öyle çok doğru düzgün bir şey işte gümrüğe verildi, bilmem ne oldu falan diyor. Peki ne kadar süre dilimi geçti? Şimdi notlarımı kontrol ediyorum. Amazon D'de sipariş verdiğimde 28 Kasım ile 16 Aralık tarihinde diyor elinize ulaşacak dendi. Bana da 10 Aralık'ta geldi. Yani yaklaşık olarak bir ay sürdü bana ulaşması bu ürünün. 8,5 TL'de, şurada da güzide ülkemin güzide vergisi de var. 8,5 değil de aslında ne kadarmış? 8.80 TL tam söylemem gerekirse. Yani bu ürünü aldım ben. Yanında da 8.80 TL şey ödemek zorunda kaldım. Gümrük vergisi, yani 72 lira 80 liraya falan geldi bana şu ürünün Türkiye'ye gelmesi. Bunu Çin'den de alabilirsiniz bu arada. Onu da bir yaptım ben. Onu da video çekeceğim. Muhtemelen Aralık ayında gelir mi? Gelmesine için elimden geleni yapacağım videonun. O ürünler de geldi bu arada. Bunun aynısından iki tane de Çin'den sipariş vermiştim. Hemen hemen aynı günde geldi. Yani iki gün önce Çin'dekiler geldi. İki gün sonra da bu geldi arkadaşlar. Ama Çin maceraları genelde çok biliniyor artık. O yüzden çok ona bir şey yapmayı düşünmüyordum ama en azından anlattım şimdi. Belki onu da bir video çekerim. Eğer Çin maceramı da video çekmemi istiyorsanız yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim işin civcivli kısmına. Şimdi bunu niye aldım? Ben bunu deneme için aldım arkadaşlar. Buna çok ihtiyacım var mı? Evet var. Böyle bir şeye ihtiyacım var. Bu arada Türkiye'de bunu 220 liraya satıyor arkadaşlar. Şu ürün. Çin'de 50 lira. Onu söyleyeyim. Çin'de aldığım versiyonlar 50 lira. Almanya'dan getirdim 80 lira. Almanya'dan geldi 80 liraya. Türkiye'de bu ürünü 220 liraya satıyorlar. N11 üzerinde. Çok bilinen bir şey değil. Çok bulunan bir şey de değil. Ama 220 de çok fahiş fiyat. Yani kusura bakmayın da, tamam Türkiye'den alalım eyvallah da, yani
Sonuçta o da Çin'den alıyor. Bu da Çin'den. Almanya'daki de Çin'den gelmiş. Made in China yazıyor üzerinde. Nal gibi zaten. Anla göstereyim şöyle. Yani Made in China yazıyor. Sonuçta niye ben bu kadar çok fazla para vereyim? Birazcık da ondan aldım açık söylemek gerekirse. Peki başka ürünler alabiliyor muyuz? Belki kafanıza bu takılan bu soru olabilir. Evet arkadaşlar. Almanya'daki özellikle Amazon D üzerindeki birçok şeyi Türkiye'ye alabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir sorun var. Ben çok baktım fiyatlara. Çok da Türkiye'de de karşılaştırdım. Birçok üründe fahiş fiyat var. Yani şöyle bir ürünün fiyatı var. Zaten size söylüyor. Ayarlarsanız hatta TL cinsinden de söylüyor. Yani ürünün fiyatı kaç para diyelim? 200 liralık bir şey alacaksınız. Diyor ki 300 lira da kargo ve işte olası vergi masrafları vardır diyor. 200 lira bilmem ne. Yani üzerine ekleyip size söylüyor. Artı şu kadar diyor. Artı şu kadar diyor. O yüzden hani tabii her şeyi almak çok mantıklı değil. Benim gibi böyle hani Türkiye'de çok bulunmayan ya da fiyatı bulunsa da fahiş olan şeyler için sipariş verilebilir. Ama söylediğim gibi her üründe bu kadar hani böyle çok uygun fiyatlılık durumu söz konusu değil. Özellikle o kargo, vergi, işte şudur budur eklendiği zaman olan rakam epey yukarı çıkıyor. O yüzden hani her şeyi alın diyemem, demem. Konsol belki sorabilirsiniz. Şu anda popüler olan Microsoft tarafında Xbox Series S ve X var. Sony tarafında ise PlayStation 5 var. Onlar şu anda yok. Ben en azından yaklaşık bir aydır takip ediyorum o tarafı. Alanlar oldu. Ben onlardan şunu duymuştum arkadaşlar. Onlar gümrük vergisi vesaire de ekleyip Türkiye'ye yolluyor Amazon. O yüzden sıkıntı olmadığını duymuştum. Ama kendi tecrübem olmadı. Hani başkalarının tecrübelerine dayanarak konuşuyorum. O bakımdan alınabilir ama şu anda stoklarda yok görünüyor. Bir ara bir ön sipariş çıktığında birkaç kişi sipariş vermişti Türkiye'den duymuştum. Ve gelmişti. Bir sıkıntı olmuyor. Çünkü Amazon zaten gümrük vergisini sizden alıyor. Yani bu mesela başka ürünlerde de söylediğim gibi az önce işte ürün 300 lira, 200 lira da işte kargo ve gümrük vergisi diyor. Bir de tabii her ürün gelmiyor onu söyleyeyim. Yani zaten yazıyor. Amazon D'de çok geliyor da mesela Amazon.com'dan bakarsanız yani com.tr değil bu arada com. Her ürün Türkiye'ye yollanmıyor. İsterseniz yani Amerika'dan da alabilirsiniz bu arada. Oradan da geliyor bu arada onu söyleyeyim. Ama benim yaşadığım gibi bir gümrük vergimiz var. 8 lira aldılar. Bunu da niye göre alıyorlar anlamıyorum. Yani mesela Çin'den gelen ürünlerde ben de 15 lira almışlardı. Bunu da 8 lira almışlar. 8.8 TL. Değişik. Hatta şurada yazıyor açıklaması da var. Ne diyor? Gümrük sunum ücreti 8. Damga vergisi 0.8. Gümrük vergisi 0.0. İade ücreti 0.0. Toplam ücret 8.8 TL diyor. Yani burada gümrük vergisi yok görünüyor da sunum ücreti diye bir şey almışlar. Değişik. Yani söylediğim gibi Amazon D'deki tecrübem benim bu şekilde oldu. Bazı ürünlerde makul ve mantıklı olabilir. Hani ne aldığınıza bağlı olarak bu alınır mı alınmaz mı sorusuna siz de yanıt verebilirsiniz. .com'dan da geliyor. Amazon.com'dan yani Amerika'dan da geliyor. Ama Amerika'daki her satıcı Türkiye ürününü yollamayabiliyor. O yüzden zaten yazıyor orada. Türkiye yollayacak, yollanıyor diyor veya yollanmıyor diye arkadaşlar. O şekilde yapabiliyorsunuz. Yani gümrük vergisi konuyor, bir şey konuyor. Amazon'a çok uğraşmıyorsunuz yani. Hemen size tak diye geliyor. Bu 8 lira da muhtemelen şey için aldılar. Hani gümrük sürüm bakmak için falan filan diye aldılar herhalde. Poşet kapalı geldi bu arada. Hani bir sıkıntı yok. Açmıyorlar. Ben açtım tabii mecburen ürünü çıkarmak için. Ha cihaz başarılı mı? Fena değil. Biraz düzgün oturmuyor. Açık söylemek gerekirse. Çin'den aldıklarım da öyle. Ama işimi görüyor mu? Görüyor. Küçük bir sıkıştırma şeyiyle ben bunu güzel bir şekilde kullanırım. Onu da söylemişim. Tabii bunun kadar pil gücü çok yüksek değil. Bunun daha bir basit bir ürün olduğu için bu ve özellikle akım tarafında daha da düşük olduğu için o kadar uzun süre kullanabileceğimi sanmıyorum ama pilini değiştirip uzun yıllar kullanırım diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet bu videoda sizlere Amazon D üzerinden yaptığım yani Almanya'daki Amazon internet sitesi üzerinden yaptığım alışverişle ilgili yaşadığım deneyimi anlatmaya çalıştım. Sizin de bu konuyla ilgili deneyimleriniz varsa, yorumlarınız varsa videonun altında benimle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abonesiniz biliyorum ama olmayanlar varsa olursa çok sevinirim. Para istemiyoruz, pul istemiyorum. Sadece bana destek için abone olursanız çok sevinirim. Bütün yorumları da okuyorum, değerlendiriyorum. Bu konuda da içiniz rahat olsun. İsterseniz beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.